Jüpiter, Bolubey'i, Lesniak, Zyra, Ixae ve bu ismi ben okuyamıyorum bir. Hocam el at, evet. Bir yardım et. Kuye. Diğeri de X. Okaya olan mıydı? O, evet hocam, Okaya. Diğeri de Kuikas sanırım. Kuikas. Zor Kuikas. İsimler. Başladık. Zyra. Jüpiter, Zyra karşısında. Zyra dikkatli. Zyra, Ixae ve Kuitas. Kuitas Jüpiter'i karşıladı. Yılan gibi kırıldıktan sonra top Lesniak'ta kaldı. Lesniak şimdi köşede. Kuitas karşısında. Lesniak çekti, çekme denemesi. Köşede top sıkıştı biraz. Lesniak, Kuitas. Kuitas. Top Bolu Bey'in de kaldı. Bolu Bey şimdi oyun kurma çabasında. Ve Jüpiter'e. Jüpiter, yalnız top biraz ters geldi. Orada bir top kaptırılma durumu var ve köşede yine top sıkıştı. Hocam, top köşelerde sıkışıyor. Ne düşünüyorsunuz? Evet hocam, daha ilk dakikanın neredeyse dolmak üzere. Yani hala ciddi bir pozisyon göremedik. İki çok takımda. Eşit başladı. Evet, eşit bir vibe veriyor iki takımda. Bakalım, inşallah heyecanlı. Bakalım neler olacak. Lesniak, Bolu Bey'ini bıraktı. Bolu Bey'i Zyra'da kaldı. Zyra, Ixae ve Kuitas. Kuitas, X2 denemesi. Jüpiter'de kalıyor. Bolu Bey'i, Bolu Bey'den Lesniak'a. Lesniak uzun oynadı. Jüpiter içeriği zorladı. Fakat top tekrar DC United'da derken birazcık iki takımın dengeli gitmeleriyle devam ederken Ixae gol attı. Bu arada Ixae mi diyeyim ben, ne diyeyim gerçekten. Kendisinden de özür diliyorum arkadaşlar. Evet. Ne diyelim hocam? Ixae doğru olur mu? Kuye diyelim hocam. Kuye. Tamam. Kendisinden çok özür diliyorum. Kuye'nin. Değişik nickler seçmişler. Evet. Yapacak bir şey yok. Bolu Bey'e öyle değil mesela. Direkt söyleyebiliyorsun Bolu Bey diye. Evet hocam. Bu arada golle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Gerçekten jeneriklik bir goldü. Tek paslar, duvar paslarıyla. Çok dar alanda. Çok güzel goldü, evet. Çok güzel goldü hocam. Ben orada isim söylemeye odaklandığım için golü tam anlatamadım ama umarım diğer gollerinde de bu kadar güzel gol atarlar, biz de anlatırız. Derken evet. Bolu Bey'in de kaldı. Top köşede yine sıkışıyor. Kaya top köşede sıkıştırdı. Zyra'ya atacak. Jüpiter geldi. Orada yardımını yaptı. Zyra'da kaldı. Zyra ileri oynadı. Lesniak'ta kaldı. Kuitas Lesniak çıkıyor şimdi. Bolu Bey'in aktardı. Bolu Bey'i X2 yaptı ve Lesniak'ta top köşede. Zyra ve Lesniak, Kuitas geldi oraya bırak dedi. Kuitas tekrar. Jüpiter'de kalıyor. Jüpiter çekti. Jüpiter. Lesniak. Jüpiter. Sonuç gelmedi. Top yine sıkıştı. Bir oyun izliyoruz aslında biraz. Ne olur bundan sonra hocam maç? Hocam net bir şey söylemek için çok erken olduğunu düşünüyorum. Jüpiter fırsatçılığını konuşturuyor. Jüpiter bunları hep yapıyor. Çok fırsatçı oyun. Evet hocam, kesinlikle. Yani Jüpiter'i topla, baş başa bırakma. Kale dolu, boş, yazar. Kalenin önünde bir yılan gibi diyerek Kuitas'a da bir gönderme yapalım. Evet. Şimdi Zyra. Zyra'dan Kuitas'a. Kuitas, Zyra'ya, tekrar Kuitas'a. Kuitas oynadı, Bolu Bey'in de kaldı. Bolu Bey'i çekti. İkili sıkıştırma geldi Bolu Bey'i. Direndi orada. Bolu Bey'i karşısında Koe. Koe geldi. Çalımını atma düşüncesi. Geçti ama tekrar Bolu Bey'in de Jüpiter hızlı oynadı. Jüpiter'den Lesniak. Jüpiter şu anda forvet mevkiinde oynuyor. Lesniak orta saha, Bolu Bey'i defansta. Ve çok iyi. Zyra'dan mükemmel bir pas hocam. Ve Koe golü atıyor. 2-1'i zorlayan arkadaşım. Hocam Ixae'ymiş bu arada, bana bir DM geldi. Ixae. Çok teşekkür ederiz. Kusura bakmasın arkadaş. Gerçekten dalga geçtiğim gibi anlaşılabilir ama gerçekten tam olarak bilmiyordum. Şimdi Ixae. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Buyurun hocam. Gol ne kadar göz doldursa da, güzel temiz bir gol gelse de, ben Debian'ın çizgi tutmamasına da bağlıyorum biraz. Evet. Güzel golün yanında biraz da hatanın payı da. Ama kesinlikle, maç bitmiş değil. Ama Zyra güzel attı, ince attı ve derken Bolu Bey'i maalesef yaramadı topu. Jüpiter şu anda takım arkadaşlarına sinirleniyor. Bolu Bey'i ben ne yapayım diye bakıyor. Bakalım toparlayabilecekler mi?
XKE. Kuitas XKE'de XKE Jüpiter Bolu Bey'ine attı. Bolu Bey'i tekrar Jüpiter. Bolu Bey'ine drop yaptı. Jüpiter geldi bastı. Orada top köşeye atmayı başardı. Fakat orada Zyra var. Zyra topu çekti. XKE'ye attı. Jüpiter orada ince bir pas atabilir mi? Çekme düşüncesi, çekemedi. Şimdi Zyra, Kuitas beraber çıkarma peşindeler topu. Lesniak orada basıyor. Yine top köşede. Jüpiter orada bir hinlik düşünüyor. Orada yine salağa yatmış biçimde bekliyor. Top ona gelirse golü atar. Bolu Bey'i güzel paslaştılar ama devamı gelmedi. Lesniak, Kuitas. Şimdi üçlü defansa döndüler hocam, fark ettin mi? Top bu süre çıkmayınca Zayralar'ın takım. Evet hocam. Debyan'da da agresif bir oyuna döndü. Evet, DC birazcık defansif oynamaya başladı. Şu dakikalarda tabii önde olmanın getirdiği bir şey, bu geri çekilme hissi var. Hı hı. Fakat bu şekilde devam ederse belki de oyuna ortak olabilir Debyan takım. Bolu Bey'i. Bolu Bey ile Esniak. Bolu Bey'i karşısında XKE Kuitas. Şimdi bir kontra düşüncesi, Jüpiter orada. Jüpiter her yerde, topu ileri attı. Lesnia, Zyra karşısında. Zyra. Zyra bugün çok iyi. Çok beğendim oyunu. Güzel kuruyor gerçekten. Kuitas bir piksel attı. Verdi Zyra'ya. XKE köşede yine göz dolduruyor. Geçireceğini pek sanmıyorum orada. Kuitas'la bir ikili paslaşmaya girebilirler mi derken dediğim olacak galiba ama gol gelmedi. Jüpiter orada dikkatli. Şimdi Zyra. Zyra topu ittiriyor. Biraz orada deldi. Çok öne çıktı. Fakat kaybetmedi. Güzel oynadı. XKE. Şimdi Bolu Bey'i. Hocam ne düşünüyorsunuz? Son bir dakikaya girdik. Benim de dilim damam kurdu. Bir su içeyim. Siz de yorumlarınızı alalım. Evet hocam. Ping bayağı yüksek. Sesim o yüzden kesiliyorsa öncelikle özür diliyorum izleyenlerden. Umarım benim sesim de kesilmiyordur. Şöyle söyleyebilirim. DC başta agresif oynayarak farkı ikiye çıkarttı. Biraz kendini rahatlattı ikinci yarıya. Kafası mentalite olarak daha rahat bir oyun sergileyecekler. Yani kapanmalarına başlamasında hiçbir şey yok. Sıkıntı, suç yok. Ki o kadar da aman aman kapamadılar. Debian iki farkı eritmenin derdine düşecek. Bolu Bey biraz daha agresif olursa, biraz daha risk alırsa Debian takımı. Neden olmasın diyorum. Kesinlikle. Biraz durgun geçiyor maç. Kesinlikle ben gidiyorum. Kapanmaları çok normal. 3-0 önde olan, 3-1 önde olan takımlar genelde biraz daha safe oynuyor. Evet. Ve ilk yarıya 3-1 DC United'ın Debian karşısındaki dünüyle noktaladık. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. XKE'den anlık oluyor diye bir yorum geldi. Şu anda sahanın içinde konuşuyorlar. Kadrolarda bir değişiklik var mı diye bakıyorum hemen. Bolu Bey Lesniak yerini aldı. Jüpiter de yerini aldı. Kadrolarda bir değişiklik gözükmüyor şu an. Evet. Şu an Zyra takım arkadaşını kickledi ama sanıyorum bu taktiksel bir kick oldu. Ping sorunundan dolayı. Bundan sonra DC maçı anlatırsam tüm oyuncuların ismini doğru söyleyeceğim. Tekrar kendilerinden özür diliyorum. Kusura bakmasınlar. Oluyor hocam öyle yani. Oluyor evet. İkisi böyle değişik karakterli isimler var. Hı hı. Ama oyunlarıyla şu anda isimlerini hafızama kazıdı arkadaşlar. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Evet. Zyra şu an taktikleri veriyor. Hazır olmadıklarını söyledi. Tam bir Alman disiplini var kendisinde. 3-1 önde olmamız bir şey değiştirmez gibi duruşu var sahada. Jüpiter şu anda çok sinirli ve nasıl ifade etsem her anda bayağı yaydı hocam bence. Tsubasa izledin mi hocam? Tsubasa hocam. Çocukluğumuz onunla geçti. Hani orada böyle Tsubasa gol atamaz böyle bir sinirlenir. Evet hocam. Sonra bir şut çeker falan böyle ortam yıkılır, top ağları derer ya. Şu an Jüpiter o kıvamda. O sinirlenme, evet. O patlama anını bekliyor. Evet hocam. Bunu gösterebilecek mi bize?
kendisinden de böyle bir gol bekliyoruz. Formalar şu an daha çok hoşuma gitti bu arada. Evet. Onu söyleyeyim hemen. Biraz renk körüyüm galiba. Az önce formaları karıştırıyordum ben. Neyse efendim, biz maça dönelim. Bolu Bey köşede. Yine oyun köşede başladı. Bolu Bey'i Jüpiter ortaya oynadı. Zaira, XKE, Jüpiter. Orada bir an boşta kaldı. Bir fair play geldi. Var. Pink zone'u var galiba. Bir fair play geldi, evet. İki takım da topu bıraktı. Şimdi Zaira'da. Zaira çekti topu. Kuitas. X2 Bolu Bey'i karşıladı. Bolu Bey'i Jüpiter. Jüpiter bıraktı Bolu Bey'i. Bolu Bey'i Lesniak. Bolu Bey'i Lesniak'ta tekrar. Lesniak köşede. Zaira orada tuttu topu. Jüpiter'e aktardı. Jüpiter zorladı. Oo. Diyorum ya, çok yılan gibisin. Hocam çok Jüpiter. Gereksiz bir pikselli. Evet. Tehlikeli. Evet, ben de gideyim. Tehlikeli geliyor arkadaşlarımız. Devyan gerçekten hırslı başladı. Köşede şimdi top. Jüpiter, Lesniak yine köşede. Ortalarla gol bulma çabalarında Devyan takımı. Bolu Bey'i X2 Lesniak. Lesniak'tan içeri geçecek mi? İçeride bir delişme. Lesniak, Jüpiter. Güzel orta. Devamı gelmedi. XK'ye. Şimdi kontrole çıkıyor. XK'ye şutunu attı. Yavaş olmasa goldü. Biraz daha hızlı olsa golü bulabilirdi. Şimdi Bolu Bey'i. Bolu Bey'i çekti. XK'ye karşısında bir piksel. Bolu Bey'i Jüpiter'e oynadı. Derken top Lesniak'ta kaldı. Takımını rahatlattı. Şimdi boş alan attı Bolu Bey'i. Bolu Bey'den bir X2. Jüpiter'e geldi. Jüpiter'den Lesniak'a bıraktı. Lesniak. Ve top yine köşede. Bir faul geldi Zaira'dan. XK'ya sanırım bir sorun var. Evet. Bir dakika yazdı. Bilmiyorum gerçi XK'de mi başka birinde mi? Ama DC'de bir problem var şu anda. Hocam hazır oyun durmuşken ikinci yarı ile ilgili birkaç küçük şey söylemek istiyorum. Tabii ki hocam, buyurun. İkinci yarıya Debian daha disiplinli, daha önde başladı oyun olarak. Topu karşı takımın köşesinde biraz daha oynuyor. Jüpiter Bolu Bey biraz daha kendinden emin oynuyorlar, paslaşıyorlar. Böyle devam ederse ki DC'de bir an gaflete düşerse, gerçi düşmesine de gerek yok. Yani Debian'ın bu oyunu ve bir tık üstü oyunu bir gol getirecek diye bekliyorum. Debian'dan bir gol bekliyorum. Tabii burada tarafsızız ama bir düşüncem bu şekilde. Bu tabii ki bizim öngörümüz. Hani böyle olsun diye beklemiyoruz ama. Aynen. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Özellikle şu konuya dikkat çekiyorum hocam. Siz ne dersiniz bilmiyorum ama durum 3-2 olursa çok zevkli bir maç izleriz gibi geliyor bana. Kesinlikle hocam. Debian vitesi bir tık arttırır. Kesinlikle. Bir tık arttırır ve 3-2 olduktan sonra o psikolojiyle çok zevkli bir maç olur. Tabii bu golü atabilecekler mi? Zaira şu an göz dolduran bir oyun sergiliyor. Bakalım neler olacak. Lesniak köşede top. Kuitas onu karşıladı. Güzel bir pas denemesi ama geçmiyor. Topu geçirseler şu anda çok riskli. Jüpiter ve dediğim oldu. Dediğim oldu. Bakalım şu an 3-2. Jüpiter Tsubasa'yı yaptı. Bakalım şimdi neler göreceğiz. Şimdi XKE. Biraz daha DC'nin oynaması lazım artık oyunu. Çünkü oyunu oynamadıkları dakikalar aleyhlerini işliyor. Debian takımı hırslandı şu anda. Çok iyi başlamışlardı. Bence oynamaya devam etmeliler. Hani defans yapmak. Oynayarak. Evet hocam. Bolu Bey daha agresif, daha yakın hücuma oyun sergiliyor ama biraz dikkatsiz davranıyor. Arkaya şu an bir kontra geldi. XK'ye kaçırdı. Evet. Bolu Bey biraz risk alıyor ama şu ana kadar kurtardı. Güzel paslaştılar. Lesniak güzel gördü ama geçmedi. Şimdi Bolu Bey artık daha güvenli oynuyor. İlk yarı biraz güvensiz görmüştüm onu. Şu an bana güven verdi açıkçası ilk yarıya kıyasla. Sen ne dersin? Evet hocam, bir de yeni maçtan çıktılar. Yorgunlar. Ona da bağlıyorum biraz. Tabii elleri ağrımıştır yani. Bunlar da bakalım. Ama maç çok çekişmeli, çok zevkli bir maç. Özellikle ben Huxball severleri bu maçı öneriyorum. Bir delişme. Gol gelmedi. Devyan 3-3 bastırıyor. Zaire ve arkadaşları DC United direniyor. Bakalım neler olacak.
Ben oradan bir kontra da gelebilir. DC'den bir kontra da bekliyorum. Ama Bolu Bey'i şu ana kadar gerçekten çok iyi oynadı. İlk yarının yıldızı bence Zaire'ydi. Bu yarıda da Bolu Bey'i çok iyi oynuyor. Tabii Jüpiter'in klasını tartışmıyorum. O ayrı bir dünya. Bir paus daha geldi. Sky'den bir isyan geliyor chat'te. Vay anasını diyor. Bir saniye diyor. Biz de bekliyoruz kendisini. Sorun yok. Kaptan mı durdu oyunu? Ve sahanın yıldızlarından Jüpiter kenara alınıyor. Ben de şaşkınım. Golü attı, aslında güzel oynuyordu ama Kylian tercihi geldi. Kylian da çok iyi bir oyuncu. Bakalım. Hı-hı. Belki kan değişikliği gelir. Ne dersin? Evet hocam. Sanırım bir sıkıntı vardı Jüpiter'de. Pinsel veya bilmiyorum. Ya da oyun tarzını değiştiriyor Debian. Odaklanmış geldi. Olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Jüpiter'in evet. Çıkması iddialı bir hamle. Radikal bir hamle. Bunun bel kemiği sonuçta. Bunun olumlu olacak mı, ama Kylian'ı da ben çok beğendiğim forvettir. Beğendiğim bir oyuncudur. Bakalım neler olacak. Lesniak, Bolu Bey'i. Güzel paslaşmalar var. Bolu Bey, Lesniak. Atak başladı şu anda Debian. XKM'i çıkartmaya çalışıyor. Oyunu tamamıyla DC United'ın yarı sahasına ittiler. Son 3 dakikadır ben burada Debian'ın ataklarını anlatıyorum. Neden bu kadar geri çekildi DC? Bunu da anlamak zor. 3-2 olmasının belki getirdiği bir psikolojik baskıdan dolayı bu şekildedir. Bolu Bey, Kylian girdi. Şutu ve Lesniak 3-3 yapıyor. İnanılmaz bir maç arkadaşlar. İnanılmaz. Olacak gibi değil. 3-1'den 3-3 oldu maç. Bakalım 4-3 olacak mı? Şu anda Zaira, Kuitas ve XKE şaşkınlıkla izliyorlar birbirlerini. Bakalım silkelenecekler mi? Kuitas bir piksel. Kuitas köşede çekti Lesniak. Lesniak Bolu Bey'i. Bolu Bey, Lesniak. Bir hata gelecek mi acaba Bolu Bey'inden? Şu ana kadar hata yapmadı. XKE ile karşı karşıya Lesniak onun arkasını aldı. Bolu Bey'i Kaylayan'a. Kylian Zaira'da kalıyor. Kylian Kuitas. Tekrar Zaira. Kuitas. Güzel paslaşma. XKE. Zaira. Çok güzel paslaştılar. Kuitas. Şutunu çekti. Zayıf biraz. Bolu Bey'in de kaldı. Bolu Bey'in köşede biraz bekledikten sonra XKE yanına geldi ve ikili basma Lesniak engelledi. XKE. Kuitas. Kuitas. Bolu Bey'ine karşı orada mücadele etmeye devam etti. XKE'ye aktardı. XKE'den Zaira'ya. Zaira XK'ya güzel paslaşmalar geldi. Şu anda DC United uyandı arkadaşlar. DC United uyandı, bastırıyor. Lesniak, Bolu Bey, Kylian da biraz daha defansif oynuyorlar. Kylian'ı biraz kontraya kaçıracaklar benim anladığım kadarıyla. Lesniak ve Bolu Bey biraz geride direniyor. Sen ne dersin hocam şu an oyun hakkında? Hocam kesinlikle dediğiniz gibi Kylian biraz daha defansın arkadan sakmaya oynuyor. İnanılmaz. DC United tekrar oyuna geri döndü arkadaşlar. XK'ye çok güzel vurdu. XK'ye derken tekrar kaçtı. Lag girdi. Çok üzücü. Ama yapacak bir şey yok. Ben üzüldüm şu an arkadaş adına. Kesinlikle lag girdi, onu söyleyeyim. Kylian, Kuitas, XK'ye ikili paslaşmalar. XK'ye Kylian karşısında Kuitas. Köşede kaldı Bolu Bey için. Bolu Bey, Kylian beraber orada çıkarlar. Lesniak forvet. Şu an Kylian orta sahaya geldi. Değişik bir kurguları var şu anda. Biraz dağıldılar sanıyorum. O yüzden mi bilmiyorum. Evet, biraz dağılmışlık var derken Kuitas golü attı. Debian dağıldı çünkü Kylian orta sahaya geldi. Forvet oyuncusu orta sahaya geliyorsa o takım dağılmıştır hocam. Bir forvet oyuncusu o kadar geri geliyorsa çok fazla o takım dağılıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet hocam. Evet, bu golde maçın skorunu belirleyen gol sanırım. Debian dağıldı. Çok güzel aslında. Toparlamışlardı ama işte o Kylian orta sahada ben gördüğümde anladım dağıldıklarını. Lesniak öndeyken. Çünkü Lesniak orayı tutuyordu. Çok önde kaldı. Oo. Sen ne dersin? Son yorumları alalım. Bazen nerede duracağını bilmek gerekiyor diye düşünüyorum. Burada Debian çok güzel yakaladı. Ama 3-3 yakaladıktan sonra o ivmesini biraz azaltıp biraz daha safe çekseydi, risklerden biraz daha uzak, biraz daha garantiye oynasaydı
Tabii karşılarında DC var. DC de biraz geç uyandı. Onlar da erken basıp bu sondaki oyununu daha erken oynayıp Burak diye getirmeyebilirlerdi. Ama ben maçı izlerken, yorumlarken çok hoşuma gitti. Zevk aldım bu izlediğim maçtan. Güzel, adeta taktik savaşlarıydı. Bu arada itirazlar geliyor. 7. dakikada olan gol sayılıyor mu diye United takımından, ama Just orada müdahale etti. Golün sayılmadığını söyledi. Yani ve puan değil, averajı etti orada. Evet, zaten United kazandı. Debian mağlup oldu bugün. Güzel mücadele ettiler fakat United kazandı. İkinci mağlubiyetleri oldu. Kendilerine de geçmiş olsun derim. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında diğer spiker arkadaşım ve yorumcu arkadaşlarımla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben Zlatan. Hoşçakalın. Ben Hoşçakalın. Ve yanında da Doge Master. Sen bir şey söylemek ister misin hocam son olarak? Yok. Son yorumları yaptım ben. Herkese iyi akşamlar. Yorumların için çok teşekkür ederiz hocam. Bugün çok isabetli yorumlarda bulundun sen de. Bana çok güzel eşlik ettin. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.